İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayındayız. Gündem özelde bugün özellikle İzmir'de on binlerce konut üreten, yüz binden fazla insana barınma yaşatan EGEKOB Genel Başkanı Sayın Hüseyin Aslan'la birlikteyiz. Evet, Hüseyin Aslan'la bugün konut sektörünü, aynı zamanda konut politikasını, tabii ki güvenli konut edinmenin yollarını, tabii ki özellikle son zamanlarda birçok proje var ve projelerle ilgili soracağımız kendisine çok sorular olacak. Hoş geldin Sayın Aslan. Hoş bulduk. Evet, epeydir sizin de televizyon programı yapmadık. Aslında bir araya gelip konut sektörünü masaya yatırıyoruz. Doğru. Birçok konuyu değerli izleyicilerimize paylaşıyoruz. Ben 15 Temmuz sonrasında özellikle inşaat sektörü için yeni bir milat olduğunu düşünüyorum 15 Temmuz'un. Sizce değişen neler oldu? Süreç çok farklı işledi çünkü. Konut sektörünü nasıl değerlendireceksiniz son bir yıl içerisinde? Tabii konut sektörünü eninde böyle değerlendirmek lazım. Konut sektörü, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, ekonominin lokomotividir. Türkistan için konut olmazsa olmaz ihtiyaçtır. Barınma sorunu Doğru. en önemli, en evet, acil evet. Önemli sorunlardan bir tanesidir. Ancak İzmir'de ya da Türkiye'de diyelim, İzmir'den bahsedelim, Türkiye'den bahsedelim. Tıpkı bir eğitim politikası olmadığı gibi, sağlık politikası olmadığı gibi maalesef konut politikası da yok. Hele hele büyük kentlerde bu hiç yok yani. Siz de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum. Ben üzülüyorum şahsen. Tabii bu sektörü çok iyi değerlendirmek lazım. Türkiye'deki 1960 sonrası kentleşmeyi ciddi bir şekilde tartışmak lazım. 60 sonrası kentleşmeyle özellikle büyük kentler nereden nereye geldi, nasıl geldi, hangi politikalarla geldi, bunu bir tartışmak lazım. Daha sonra tabii 1960 sonrasından sonra da 80 sonrasını, yani birinci Özal hükümetinden, Özal hükümetiyle başlayan toplu konut, evet. ilk toplu konut süreciyle birlikte ve bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmek lazım. Yani son 35 yıla bakmak lazım. 35 yıla bakmak evet. lazım. Konut politikası zırt pırt değişen bir politika olmamalı. Olmamalı. Kentleşme, imar planı, yapılaşma bunlar gerçekten bir ülke için kalıcı projelerdir. Avrupa'da örneklerini görüyoruz. Evet. Yani yeni gelişen ülkelerde de görüyoruz hatta. Gelişmiş ama, ekonomilerde ama, daha ama maalesef evet. Türkiye'de bunu görmek bir yana her geçen gün bozuluyoruz. Evet. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Yani planlama anlamında, kentleşme anlamında. Tabii 15 Temmuz öncesi ve sonrası çok şey değişti. Bütün alanda olduğu gibi. Ama inşaat sektörüne 15 Temmuz sonrasının yansımasını bana sorarsanız çok olumlu görmüyorum. Çok olumlu olmadığını söyleyebilirim ben. Yani 15 Temmuz sonrası bilhassa İzmir'i değerlendirdiğimizde bana siz İzmir'de 15 Temmuz sonrası yapılan konutlardan, yapılan yapılaşmalardan hakikaten ihtiyacı olan kesimin ev sahibi olduğunu söyleyemezsiniz. Evet. Belli kesimin tabii ki yani söyleyemezsiniz. Evet. İzmir'in çevresiyle birlikte 15 Temmuz sonrasında yani kendine gelip yeni kendine çeki düzen verip İzmir'in gelişmesine paralel olarak işte Menemen Aksı, Kemalpaşa Aksı, Torbalı Aksı gibi bölgelerin yeniden planlanması söz konusu değil. Değil. Şimdi önüne gelen müteahhit oluyor şu anda. Cebine 3 kuruş, 5 kuruş para koyan. Para koyan da koymayan da. Evet, ben müteahhitim diyor. Evet. Şimdi böyle bir şey olmaz. Böyle bir sorumsuzluk olmaz çünkü yani. İnşaat yapmanın da orada sorumluluğu taşımanın da belli bir sorumlu olması lazım. Evet. Yani şimdi ben gidip de ben berber dükkanı açtım diyemem herhalde yani. Berber dükkanı açmak için gidip bir odaya üye olacaksın. Hayır, gidip çıraklık yapacağım, kalfalık evet. yapacağım. Bilmem ondan sonra odanın üyesi olacağım falan filan yani. Evet. Ama şimdi eğer önüne gelen kişi ben müteahhit oldum diye şehrin merkezinde milyarlık konutları yapıyorsa, nasıl yaptığını bilemediğimiz bir mantıkla yapıyorsa ve bir bina yıkılıp yerine bir bina yapılıyorsa burada iyi olsan olur, bu kentin dönüşümü iyi olsan, değil. İyi olsan olur, olmasan olur. Evet. Önemli olan burada bizim EGEKOB olarak ta 1980'lerden beri uyguladığımız uydu kent modelleri toplu yaşam merkezleri evet, evet.
toplu konut alanları eğer ya da Sayın Öz Fatura'nın dönemindeki Evkalar gibi bu tip projeler eğer bu kentte geliştirilirse şehrin yeni cazibe merkezi. Tabii yani geliş, bir de şehrin tabii önemli sorunu çözer onlar. Altyapı sorunu çözer, ulaşım sorunu çözer. Eğer uydu kent modeli modellerle siz Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'nin, şimdi Avrupa'da siz şehir merkezinde bina inşaatı göremezsiniz. Göremezsiniz, yok. Şehir dışında yapılıyor. Bir tane bile göremezsiniz. Şehir dışında yeni kentler yapılıyor. Doğru. Şehir dışlarında yeni, gerçekten modern kentler yapılıyor. Evet. Uydu kentler yapılıyor. Evet. Ama Türkiye'de veya büyük şehirler, büyük şehirlerde tam tersi oluyor. Bu doğru bir şey değil. Evet. Bu gerçekten şehircilik anlamında doğru bir şey değil. Bu gerçekten konut sektörü anlamında iyi bir şey değil. Çevre Şehircilik Bakanlığı kuruldu. Çok güzel bir bakanlık, çok iyi bir bakanlık, çok önemli yetkileri var. Ama yetkilerini nasıl kullandığı, hangi aşamada kullandığı belli değil. Veya kullanabiliyor mu? Veya kullanabiliyor mu? Veya bu yetkileriyle ilgili kim ne biliyor? Yani bugüne kadar sizle benimle ne konuşuldu? Yani İzmir nasıl gelişmeli? Örneğin İstanbul nasıl gelişmeli? Ege bölgesi nasıl planlanmalı? Bunlar eğer oturulup konuşulmuyorsa, bir politika belirlenmiyorsa, bu 15 Temmuz sonrası konut politikası değişir. Ama bir ay sonra bir daha değişir konut politikası. Evet. Bunun adı gerçekten kalıcı olması lazım. Onu demeye çalışıyorum. Yani Konut Bakanlığı bağımsız kurulması lazım aslında. Bağımsız kurulması lazım ama politikasını da iyi belirlemesi lazım. Politika olmadan olur mu? Şimdi politika bir yetki olmadan kargaşası var. Doğru. İmar yapma yetkisi belediyelerde mi? Bakanlıkta mı? İller Bankası'nda kim mı? Kimde olmalı? Toplu konutta mı? Bence belediyede olmalı. Yerel yönetimlerde olmalı yani. Evet. Burada da tabii ki meslek örgütleri söz sahibi olmalı. Yani sizin gibi bizim bu konuda gönül vermiş standartın da bu konuda bir ortak şeyde buluşturulmalı. Yani kentin ihtisas kurumlarının bir araya gelmesi gerekiyor. Gelmesi lazım, evet, tabii yani. Evet. Sadece yerel yönetimler değil, yerel güçlerin bir araya gelmesi lazım. Yerel yönetim. Sonuçta kararı verecek olan yerel yönetim. Ama yerel yönetim eğer karar verirken, karar verme aşamasında bu kentte gerçekten emeği geçenleri, bu kentte olan sorumlu olan insanları oturup dinlerse ona göre plan yapar. O zaman kimse itiraz etmez. Evet. Ama ben kendi kendime plan yaparsam elbette itiraz etmesi gereken odalar, sorumlu odalar bunu itiraz edebilir. Vizyon tartışması olabilir sadece. Yani yerel yöneticilerin vizyonu, evet, tartışılabilir. Evet, 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 olabilir. O yüzden evet, tabii bu konuda hakikaten bir kalıcı politikanın olmaması, evet, son derece düşündürücü bence. Peki özellikle biraz evvel atıfta bulunduğunuz hükümetin bir konut politikası olması gerektiğinden bahsettiniz. Evet. Konut politikasını yıllardır siz de savunuyorsunuz, biz de savunuyoruz. Olmadığını savunuyoruz. Evet, olmadığını savunuyoruz. Evet. Konut politikası olması gerektiğini savunuyoruz. Evet, evet. Hatta Konut Bakanlığı kurulsun diye sizin de bundan 20-25 yıl önce yaptığımız ortak basın toplantılarında bile bunu hep dile getirdik. Konut Bakanlığı kurulsun, millet ne Konut Bakanlığı falan demişti bize hatırlarsanız. Ama bugün anlaşılıyor ki bu bir tam ihtiyaç. Çünkü çok fazla ihtiyaç. Çok fazla konut üretimi var. Ve mevcut binaların bireysel yıkılıp üzerine yapılıyor. Altyapı yine aynı altyapı. Orada yoğunluk artıyor. İnsan sayısı artıyor. Trafik, otopark vesaire. Bence çok acil neşe bulması lazım. İyi bir konuya değindiniz tabii ki. Yani Konut Bakanlığı kurulması lazım. Doğru. Örneğin mesela Kıbrıs'ta gidiyorsunuz. Küçük Kıbrıs'ta Konut Bankası var. Kooperatifler Bankası var. Konut bankaları var. Kooperatif bankası var bildiğimiz. Ne kadar güzel. Şimdi bunların olması gerekiyor. Kooperatifleşmek en güzel şey aslında. Tabii yani kooperatifleri teşvik eder. Kooperatif deyince aklımız sadece konut kooperatifi gelmesin. Tarım kooperatifi olabilir. Veya süt kooperatifi gelmesin. Süt kooperatifi olabilir adına. Evet, hepsi olabilir. Efendime söyleyeyim işte sağlık kooperatifi kurulabilir. Yanında eğitim kooperatifi kurulabilir falan. Tabii kooperatiflik gerçekten her birliktelik sektörde. Birliktelik ve güç demek kooperatif. Tabii yani güç, evet, demek. Evet. Bunları eğer geliştirirse Türkiye birçok sorunu kendi çözer. Evet. Tartışa tartışa, konuşa konuşa çözer yani. Ama siz her şeyi ben bilirim dersiniz. Merkezi yönetim ya da yerel yönetim. Yerel yönetim. Her konuda, evet, ben karar veririm. Siz de buna uyarsınız dersiniz. İşte ancak böyle bir tablo ortaya çıkar. Peki TOKİ, Toplu Konut İdaresi var. Mesela TOKİ, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok konut ve proje üretiyor. Veya işte hasılat paylaşımıyla arsaları veriyor bazı firmalara. 2017 yılında bu yıl 500 bin konut üretileceğinden bahsedildi. Bu da bir konut politikası TOKİ aslında. Başbakanlığa bağlı direkt. Konut açığını çözer mi peki? Türkiye'nin konut açığı ne kadar? Çözmez. Şimdi Türkiye'nin nüfusunun artmasına bakarsanız, nüfus açığına bakarsanız, bana sorarsanız bu ülkenin yıllık nüfus konut açığı 500 bindir. Aşağı değil. 500-600 bin. Evet. Evet, doğru. Benim görüşüm o. Doğru. Zaten uzmanların görüşü de bu doğrultuda yani. Evet. 500 bin civarında
Demek ki Türkiye'de yeni konut yapılması lazım. Ve başka konu, önemli bir konu, üzerinde çok hassasiyetle durulması gereken bir konu, sizin de çok iyi bildiğiniz, bizim de çok iyi bildiğimiz, şu anda toplu konut idaresi bence devletin kaynaklarını kötüye kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Lüks konutta kullanıyor. Ha, lüks konut. Köprüde tamam. Kullanıyor. Amacı dışında kullanıyor. Barajda kullanıyor. Kötü demeyin de amacı dışında kullanıyor. Amacı dışında kullanıyor. Evet. Şimdi toplu konutun bence asıl görevi o 1984'te rahmetli Turgut Özal'ın dönemindeki başlayan kuruluş toplu amacı, konut evet, kuruluş evet. Amacı dar gelirli yurttaşları devlet memurunu, kimi öğretmeni, kimi polisi, kimi işte uzman doktoru, kimi çalışan kesimi uygun şartlarda konut sahibi olabilmesi için yapılan konut maliyetinin %60-70'ini kredi olarak karşılayan bir kurumdu. Hatta kooperatifleri bile bu konuda sübvanse ediyordu, kredi veriyordu. Herkesi bak, sadece evet. Kooperatifleri değil. Tabii. Normal yapsakçıları da sübvanse ediyordu yani. Evet. Aynı krediyi onlara da veriyordu. Evet. Yani konut maliyetini biliyorduk ki o zaman biz toplu konutta toplanan fonun sadece ve sadece konutu olmayan kesim için konut maliyetinin %60-70'ini karşılama oranıyla destek veriyor. Bugün nasıl peki? Olması gereken bu. Bugün kendisi yapıyor. Evet. Bugün toplu konut idaresi, yani kötüye kullanan dediğim şu, toplu konut idaresi şu anda yeni yapılan konutlara kredi vermiyor. Bankalar veriyor sadece. Bankalar finanse ediyor. Şimdi bankaların verdiği kredi, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı da dün söylüyor, bankalar çok ciddi bir şekilde kar ediyor. Faiz oranları yüksek diyor çok Sayın Cumhurbaşkanımız. Doğru söylüyor aslında. %40 diyor yıllık. %40 diyor yıllık gelirleri. Şimdi böyle bir şey olmaz. O zaman toplu konut böyle idaresi. Böyle bir saçma, böyle safsata toplu olmaz. Konut idaresi evet. O zaman fonda toplanan o kaynaklarını, benim görüşüm bu tabii ki, gerçekten konut açığını kapatmak için kullanması lazım. Konut açığının kapatılmasının yolu da nedir? Konut olmayan yurttaşların, vatandaşların evet. Konut sahibi olmasını sağlamaktır. Yani ben sadece efendim oraya kredi versin demiyorum. Lüks konutu da verebilir kredi, ama kredi verebilir. Kendisi inşaat yapmaz. Toplu konutun görevi müteahhitlik yapmak. Desteklemesi lazım. Müteahhitlik yapmak değil. Onu evet. Demeye çalışıyorum. Evet. Toplu konut desteklemesi lazım. Denetlemesi lazım. Yönlendirmesi Türkiye'nin lazım. Türkiye'nin ihtiyaç haritasını belirleyip arsa üretmesi lazım. Tabii yani yerel üretimlerle birlikte. Tabii aynen lazım. Öyle. Evet. Ve bunun kredi desteğiyle ve erken bir an evvel bitirmesi lazım diye düşünüyorum. Şu anda toplu konut idaresi benim gördüğüm kadarıyla, sorayım size, İzmir'de toplu konut kaç konut yaptı son 15 yılda? Yani projeleri var tabii. Topladığınız 1000 tanedir. Belki daha fazladır. Tamam ama iyi. Peki evet, 15 yıldan bahsediyoruz. Ha, 15 yıla bakıyorsunuz. Daha yani şimdi biz, evet. Biz örnek vereyim. Biz 84-89 döneminde sadece EGKOP'un yaptığı proje 10.000'di. Evet. EGKOP'un yaptığı proje 10.000'di. Genel bir teşebbüs. Tabii yani. Bizim, ama bizim dışımızda bir konut seferberliği başlamıştı Türkiye'de. Evet. Şimdi inşaat sektörü ekonominin lokomotividir. İşsizliğin panzehridir. İnsanları yatırıma teşvik eden en önemli araçtır. Evet. Bunları böyle yan yana koyduğunuzda bunun üzerinde gerçekten inşaat sektörü başlı başına bir sanayidir. Önemli bir sanayidir. Evet. Hani karşı çıkıyorlar efendim, sadece inşaat desteklenmesin. Başka yatırımlar desteklensin. Evet, desteklensin de, tabii ki. Hayır, değil ama inşaat sektörüne neyi desteklemesin? Ama inşaat sektöründe bankaların keyfine bırakılmasın. Ha, bravo, güzel. Bu bankalar gerçekten önemli bir konu. Şöyle baktığımız zaman Sayın Başkan, vatandaş 2000 lira maaş alıyor. Eşi de alıyor 1500-2000 lira. 4000 lira. Bir bakıyorsunuz 2000-2500 lira borçlanıyorlar. Ceplerinde 30-40-50 bin lira. %20 parası var. %80'ini bankalara borçlanarak piyasada şu anda tapu dairelerinde satılan konutların neredeyse %80'i konut kredisiyle satılıyor. Yani morgüç sistemi adı altında satılıyor. Morgüç değil aslında. Ben morgüç olduğuna inanmıyorum. Yani. Morgüçten önce de aynı sistemdi. Adı morgüç yani. Işte. Evet. Aynı sistem zaten. Değişen bir şey yoktu. Yani yıllardır biliyoruz o işte 1990'larda. Morgüç'ün Avrupa'da ne olduğunu iyi biliyoruz. Emlak Bankası'nın evet. Konut kredilerinden bu yana biliyoruz. Şimdi ciddi bir sorun var aslında. Çok ciddi bir faiz var. Yani şu anda 0.85-90-95 arasında %1'lere varan bir konut kredisi. Hatta bizi aşan faizler de var. Evet yani. Ciddi faiz var. Peki hani bir de onun masrafı var yani sadece. Nasıl desteklenecek yani? Sadece faiz değil ama yani. Paranın maliyeti çok yüksek. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki %40 kar diyorlar diyor. Çok fazla. Maliyet yüksek. Çok fazla. Ama kar oranı da yüksek yani. %40 eğer kar oranı varsa bankaların, demek ki maliyetin hemen hemen %40-50'sini kazanıyorlar yani. Bunu kontrol altına alamıyorlar mı peki? Yani? Alması gerekiyor. Şimdi bunu o zaman kabul... Cumhurbaşkanı ondan devamlı tepki veriyor. Tepki veriyor tabii yani. Evet. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Bu böyle bir şey olmaz çünkü böyle sınırsız bir kar oranı, kar marjı olmaz.
Yani ülke şu anda bir işsizlikle boğuşuyor. Vatandaşı yollayacak bir kaz gibi görüyorlar bazı bankalar. Aynen öyle, işsizlikle boğuşuyor insanlar şimdi. Şimdi bankaların sadece aldığı konut kredi faizi değil. Elbette bankalar kar etmeli. Ben bankalar zararındaki para ve şakalar dediğim yok ya. Yani. Yok. Kar etsinler tabii ki. Ama %40-50 değil. Bir de vatandaşı böyle dediğiniz gibi elini kolunu bağlayıp bütün her şeyini teslim almasınlar vatandaşın. Şimdi krediye faiz ödüyor vatandaş gittiğinde. Pazarlık gitme şansı yok. İkincisi masraf ödüyor. Ekspertiz bedeli diyor. Sigorta bedeli diyor. Bilmem ne bedeli diyor. Sizin o hani 0.98 veya 95 dediğiniz faiz oranı çıkıyor. %1 bilmem kaça çıkıyor. %1.10-20'lere çıkıyor. Çıkıyor tabii yani, evet, şimdi. Evet, o zaman hakikaten bu yıkım yani. Şimdi, çok fazla. Şimdi yıllık devlet memuruna yapılan zam oranı, emekliye yapılan zam oranı %4-%5. Ama bankanın yıllık aldığı faiz konut kredisinde %15. Vatandaşın işte karı koca çalışıyorlar ve konut alıyorlar Sayın Başkan. Sonra Türkiye'nin ekonomik gerçekleri, bir hain darbe girişimi 15 Temmuz'u evet. Yaşadık. 16 Nisan referandumda çok fazla şey yapıldı. Devam eden bir takım unsurlar var. Ve işsiz kalabiliyor insanların birisi. İki çalışan birisi işsiz kalabiliyor. Ödeme dengesi başlıyor. Şu anda sıkıntı yani. Evet. Bankalara bakıyorum internette, X bankadan ondan sonra satılık konut diyor. İnanılmaz bir bankalarında konutları ödeyemeyenlerden geri aldığını görüyoruz. Bu olayın ekonomik boyutu, bir de bunun sosyolojik boyutu var. Sosyolojik boyutu var, evet. Sosyolojik boyut da çok önemli. Vatandaşın psikolojik olarak ruhu bozuluyor. Ekonomik boyutu kadar sonra önemli o. Sonra evliler ayrılıyor. Geçimsizlik var. Tabii. Yaşam biçimi değişiyor. Tabii. Yani para yok, hiçbir şey yok. Olayın sosyolojik boyutu sosyal da çok önemli. Sosyal sorunlar yaşıyoruz. Evet, sorunlar yaşıyoruz. Sosyal sorunlar yaşıyoruz. Ve konut ihtiyacı artıyor yine. Bakın ayrılıyor. Şimdi aile yapısı varken ayrılınca ikinci bir konut ihtiyacı gündeme geliyor. Hani konut satışında güzel de. Ama sosyolojik açıdan da ciddi sıkıntılar, sorunlar var. Ekonomik sıkıntı kadar sosyolojik açıdan sıkıntı daha önemli. Kesinlikle. Toplum psikolojisi daha, bozuluyor. Aynen öyle yani. Evet, bak yani toplum psikolojisi bozuluyor. Bu insana her türlü yola saptırır. Evet. Yani o toplum, o psikolojisi, evden uzaklaştırma psikolojisi, evinin satılıyor psikolojisi bir kişiyi ilgilendirmez. O aile ferdi tümünü ilgilendirir. Anasını da babasını da dahil olmak üzere konu komşusunu tümünü ilgilendirir. Bunun üzerinde gerçekten bu çok hassas bir konudur. Evet. Yani insanın altındaki arabayı alabilirsiniz. Önemli değil. İnsanın efendime söyleyeyim başka bir eşyasını alabilirsiniz. Bu da önemli değil. Ama yaşadığı onun yerine yeni alırsın. Ama yaşadığı evle ilgili eğer siz yani birkaç ay taksitini ödemedi diye bu insanın evini almaya kalkarsanız zorla hakikaten bu haksızlık olur yani. Evet. Başlığı şöyle koyabilir miyiz peki? Şimdi Avrupa'da işsiz kalan birisinin kredisini kim ödüyor? Devlet ödüyor. Evet. İşsiz kaldığı süre içerisinde. Evet. Eğer konut kredisi kullanmışsa onu devlet karşılıyor yani işsiz kaldığı süre içerisinde. Evet. Çünkü sosyal bir konudur o konu yani. Bunun şakası yok mu işin yani? Peki vatandaş işsiz kaldığı zaman hani konut kredisinde artık kontrol ediliyor. Vatandaşın kredisi uygun mu değil mi diye sisteme girip kontrol ediyor. KKB dedikleri sisteme giriyorlar. Şimdi vatandaşın konut kredisi alıp da konut almasını onaylayan merci aynı zamanda sigorta da yapıyorlar bir sürü biliyorsunuz. Tabii. Yaşam sigortası yapıyorlar vesaire DASKA yapıyorlar. Peki vatandaş işsiz kalması halinde iş bulup para kazanıncaya kadar süreci de neden devlet garantisi i̇şte vermiyor? Nasıl bir sigorta? Vermesi lazım. Tabii vermesi lazım. Evet, vermesi lazım. Nasıl bir sigorta? Vatandaş mağdur olmaması lazım. O sigorta neye yapılıyor? Evet. Niçin yapılıyor? Bunu da bankalar yapması lazım. Tabii bankalar yapması lazım. Banka mı yapar? Hangi sigorta şirketi? O mu yapar? Evet. Şimdi böyle bir şey olmaz hakkında yani. Şimdi böyle bir haksızlık olmaz. Sigortayı baştan yapıyorsunuz. Hatta kredi kullandığınız süre boyunca her yıl yeniliyorsunuz sigortanızı. Zorunlu yeniliyorsunuz çünkü yani istersen yenileme yani. Hatta 5 yıllık 10 yıllık isteyenler bile var sigorta. Hayır yenilemek şart değil. Zaten senin taksitin ilave ediyor. İlk takside eğer süresi dolmuşsa. Ama sizin başınıza bir şey geldiği zaman o sigorta niye olduğu, neden var o belli değil. Belli değil. Klozlarda ne yazdı belli değil. Ha böyle bir şey değil ama yani. Evet. Böyle bir şey olmaz ya. Ya hiç olmaz dedi ki 6 ay ben ödüyorum dedi. Bilmem dedi. Yani arabam benim kaza yaptığım zaman sigorta bunu karşılıyorsa. Bence bunu işlememiz sigorta lazım. Sigorta bana arabam bozulduğu zaman kiralık araba parası veriyorsa. Ama vatandaşın da bir hakikaten bu konuda işsiz kalması lazım. Halinde diye bence bir bunun üzerine gitmemiz başka lazım. Bir şey değil zaten. İşsiz tabii. Kalması halinde. Ödememesi yani. Yoksa, değil. İşsiz yoksa, kalması halinde. Tabii yoksa evet, hiç kimse hem çalışıp hem de ödememe yok öyle olan tabii böyle bir şey düşünmek bence bunu işleyelim yani. Birlikte başlayalım değişik platformlarda ben de işleyeyim siz de işleyin çünkü bu önemli ben daha önce bir böyle bir şey bahsettim inanılmaz şeyler geldi olumlu tepkiler geldi ama önemli bir şey yani herkes bu konuda mağdur peki Sayın Başkan önemli konu gelelim şimdi kentsel dönüşüm diyoruz kentsel dönüşüm derken İzmir'in ne kadar çok acil bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu hep vurguladınız durdunuz depremden dolayı şöyle İzmir Büyükşehir Belediyesi
Bu kentsel dönüşüm işini, yani şu bildiğimiz kentsel dönüşüm işini başarabilecek mi? Şöyle 4 yıla bakıyorum, bu yasa çıkalı 4 yıl oldu. Uzundere'de 300-400 konutluk bir şeyi %100 uzlaşıyla halledeceğiz diyerekten bir uzlaşı oldu. Oldu mu? Ama bu şekilde 350-400 yıl sürer. Bu nasıl? İzmir Büyükşehir çözebilecek bu işi? Bu hızla çözemez. Zaten çözülmedi görüyorsunuz. Yani bu kentsel dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı kanun çıktığında herkeste bir heyecan vardı kentsel dönüşümle ilgili. Vatandaşlıkta bir heyecan vardı. Herkeste ciddi bir heyecan vardı. Heyecan vardı. Ama bu, şu anda bu heyecan yok. Tam bir tersine döndü, güvensizlik var. Çünkü önüne gelen bununla ilgili görüş bildirdi. Önüne gelen bir şey söyledi. Önüne gelen vatandaşı karşısına geçti. Vatandaşı aldatmak için, kandırmak için yalan yanlış bir takım şeylerle vatandaşın kafasını karıştırdı. Kentsel dönüşüm hassas bir konudur. Kentsel dönüşüm siyasi malzeme yapılacak bir proje değildir. Evet. Kentsel dönüşüm insana yapılan yatırım, insanın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda eğer biz kentsel dönüşümü halen daha anlayamamışsak ki ben anlaşılım tam sanmıyorum. Kentsel dönüşüm yani ada bazında, parsel bazında yapılmadığı sürece kentsel dönüşümün yapıldığı bölgelerde altyapı sorunu, çevre sorunu, ulaşım sorunu, otopark sorunu çözülmediği sürece ne yaparsanız yapın bunun kadar kentsel dönüşüm olmaz. Uzundere bir hakikaten örnektir aslında. Zor da olsa yani %100 anlaşmalı bir modelle gerçekleşen önemli bir modeldir. Model olması lazım, doğru. Ama model bu olurken eğer siz 5 katlı binanın yanına 5 katlı bina yapacağım derseniz oraya bir tahtı bulamazsınız. Çünkü bulamadılar. Bulamazsınız. Bulamadılar yani. En sonunda Folkart. Folkart belki de Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Aziz Kocaoğlu'nun ricası üzerine belki ona girmek zorunda kaldı o projeye. Pek çok karlı bir proje değil gibi gözüküyor. Değil tabii yani evet yani. Yani bizim İzmir'in diğer projelerine bakacak olursanız dediğiniz gibi oluyor. Yani tabii yani evet. Projeler yani. Yapan bir şirket oraya rica için girdiği belli. Başka türlü olmaz zaten yani. Ama şimdi bizim derdimiz sadece o değil. İzmir'de bugün yetkililerin ifade ettiğine göre söylüyorum. 313 bin konutun yenilenmesi gerektiği söyleniyor. Çok acil. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Çevre Bakanlığı söylüyor. Bunu yetkililer söylüyor. Valilik söylüyor. Belediyeler söylüyor. Eğer bu kentte hakikaten 313 bin konutun yenilenmesi gerektiği resmi olarak açıklanıyorsa ve bunlar yenilenmiyorsa Allah korusun işte bugünlerde her gün deprem tahmini oluyor. Tahmini 20 bin bina. Daha fazla bina. 20-30 bin bina. Daha fazla bina yani. Evet. Şimdi 313 bin konut düşünün evet. Yani. 313 bin konutu çarparsanız 4'le 5'le 1,5 milyon kişi demektir. Tabii sayı olarak. Şimdi siz 1,5 milyon kişinin eğer can güvenliğini, hayati güvenliğini bilerek tehlikeye atıyorsanız, bununla ilgili bir önlem almıyorsanız... Yasanın verdiği sana yetkileri kullanmayıp %100'de uzlaşı diyorsan bu da var ama. Tabii yani eğer orada yani bazı yerlerde kat yüksekliği yapılmalı. Yapılmalı. Üç katlı binayla bunu çözemezsiniz. Şehrin planlama bütünlüğünü bozmadan, estetiğini bozmadan, hatta yapacağınız o yeni planlamayla o çok katlı binaların şehire kalite getireceği... Doğru. Şehrin standartını yükselteceği bir anlayışla altyapı sorununu, çevre sorununu, ulaşım sorununu... Çözerseniz ancak bu kentin bundan sonraki 40-50 yılını kurtarmış olursunuz. Şu anda 6306 sayılı kanuna göre hükümetin yapması gereken, Çevre Bakanlığı'nın yetkisinde olan İzmir'de kentsel dönüşüme hazır. Yani 918 hektar yer var. Evet. Hükümetin şu anda bakanlar kurulundan çıkmış. Hiçbir orada yasal bir engel yok ama herhangi bir işlem de yok. Yani. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin şeyine bakıyorsunuz. 305 bin hektar. İkisinin toplamına bakıyorsunuz. Şu anda kentsel dönüşümün uygulama yapılabileceği yer 1 milyon 200 bin hektarlık alan şu anda. Var. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Var, evet. Peki şimdi size dese ki, Sayın Lütfen Hakkı, sizin bu konuda deneyiminiz var, birikiminiz var. Şu mahallede kentsel dönüşüm konusunda gelin birlikte hareket edelim dese, etmez misiniz? Kesinlikle gecenin ikisini de gelir ederim. Bilginizi, tabii, birikimini, tabii, deneyiminizi tabii, ortaya koymaz mısınız peki? Gel bir mahalleyi dönüştür desinler hemen koşarız. Aynen öyle gerçekten. Ama size teklif etsin Egekop olarak gitmez misiniz? Tabii canım neye gitmeyelim zaten. Ne yapmıyorlar peki? Zaten biz kentsel dönüşüm yıllardır yapıyoruz. Yaptığımız konutlar bizim öyle kentsel dönüşüm modelidir. Biz şehrin merkezinde, Karşıyaka'da, Bayraklı'da lüks konutlar yapmadık şimdiye kadar. Evet. Yaptığımız bütün konutlar kent dışında.
Evet. Altyapısını yaptık, üst yapısını yaptık. Kentin kalbine hançer saplamadınız. Tabii otoparkını, otoparkını evet. yaptık. Evet. Okulunu yaptık. Bilmem, bütün her şeyi yaptık biz kendimiz. Kendi Egekop kooperatif olarak. Tabii. Şimdi eğer siz her şeyi ben bilirim derseniz bakanlık olarak veya belediye olarak yapamazsınız. Evet. Kentsel dönüşüm çok sosyal, sosyolojik bir projedir. Psikolojik bir projedir. Çok sorumluluk isteyen bir projedir. Peki büyük şeye başlayabilecek miyiz? Kentsel dönüşümün yapılacağı bölgedeki vatandaş hangi bölgede yaparsınız yapın, hangi mahallede yaparsınız eğer karar sürecinde başarılı olmazsa başarılı olamazsınız yani. Paylaşmak gerekiyor. Tabii ki öyle. Kararı birlikte vereceksiniz, o kararı o savuracak, siz değil. Evet. Bunun modeli Ankara'da Dikmen Vadisi'nde Sayın Murat Karayarçın bu modeli gerçekleştirdi yıllar önce. Gerçekleştirdi, yıllar önce. Ama böyle gerçekleştirdi. Yasa yokken. Yasa yokken gerçekleştirdi. Evet, evet, evet. O yüzden İzmir kentsel dönüşümün yapılabileceği en uygun kentlerden birisidir. Benim kişisel görüşüm. Kentsel dönüşüm konusunda İzmir'in hiçbir kaynağa ihtiyacı yok. Kendi kaynağını kendisi yaratır. Aynen çünkü öyle. Yer çok güzel yani. Evet. Gelin Gümüşpara'yı değiştirelim hadi. Gümüşpara. Kendi rantını yaratırız. Gümüş tabii yaratır tabii. Yaratır tabii. Belediye de para kazanır. Evet. Vatandaş da oradan karlı çıkar. Müteahhit de karlı yapan çıkar. Yapan da karlı çıkar evet. Tabii ki. Şurada burunuzun Gümüşpara var. Evet. Bana sorarsınız Gümüşpara buradaki mavi şehirden bir kat daha güzeldir. Manzara yani, olarak da güzeldir. Hava olarak. Her şey güzeldir olarak, yani. Örnek evet. söylüyorum yani. Evet evet evet. Gültepe muhteşem bir yerdir. Doğru. Gültepe. Tepeler her yerden daha güzel. Ama zaten evet. bu kenti kuranlar 5000 yıl önce. Neden oraya kurmuş? Bizden daha akıllıymış. Evet. Gitmişler. Bayraklı'nın sırtında kurmuşlar. Kadifekale'de evet. kurmuşlar. Evet doğru. Ama biz gelmişiz. Bu kenti gerçekten evet. son özellikle 1960 sonrası bu kentte çok kötü bir kentsel dönüşüm yapmışız. Bana sorarsanız 1960 sonrası da bir kentsel dönüşümdür. Ama kötü bir kentsel dönüşümdür. Kötü, evet. evet. Yok etmişler şehri. Evet. evet. Bereketli toprakları yok etmişler. İzmir şansını kullanmadı. Dağları bırakmışlar. Gelmişler böyle ekilebilir tarımsal arazi konumunda olan yerleri konutu yerleşmişler. İşte nasıl başlıyor bu? Beş dönüm çeviriyorlar, bir yer yapıyorlar, öteki çeviriyor. Bahçeden ama yapıyor, adam yapıyor bu şekilde yani. Evet. Aslında yani imar kendi, verilmemesi gerekiyor. Bunu eğer bugün biz yapmazsak, 10 sene sonra sorumsuz birisi gelir. Peki Sayın Başkan, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi dedim ama siz tabii ki Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı normal eş değerde tuttunuz. Atıfta bulunmadınız. Peki Çevre Şehircilik Bakanlığı gelip burada bir yerel yönetim olmasına rağmen bypass edip kentsel dönüşüm tamamen mahallelerde işte Büyükşehir'in kontrolünde olan yerel yönetimler yasası da var çünkü. Bypass edebilir mi? Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi değil mi buradaki baş aktör? Yani öyle işte o belli değil. Çünkü şu anda kentsel dönüşüm konusunda iki yetkili kurum var. Evet. İki ayrı yasa var yani. Anladım. Hem bakanlık hem Büyükşehir Belediyesi. Şimdi 5393 sayılı yasaya göre Büyükşehir'in yapma yetkisi var. 6306 sayıya göre de bakanlık yapma yetkisi var. Ama onunla ilgili yetkiyi de böyle bir kargaşa yani. Olmaz. Evet. Şimdi bu yetki bir yere toplanmalı adam gibi yani. Yetki verdi ama bakanlık belediyelere. Ama hayır, yetki veriyor sadece. Belediye talep ediyor, ben şunu yapacağım, ona yetki veriyor. Asıl yetki bakanlıkta. Büyükşehir'de bu yetkisini kullansa gene bakanlıktan geçiyor sonuçta yani. Bu tek bir şeyde toplanmalı. Kanunda toplanmalı. Burada herkesin sorumluluğu da belli olmalı yani. Belediyenin sorumluluğu ki belediye bence öncelikle belediyenin sorumluluğu olması lazım. Yerel yönetim olarak. 1960'lardan bu yana sorumlu olması lazım. Köprü planlayanlar yerel yönetimlerdir yalnız onu biliyorsun. Ama bu hale getirenler de onlar. Evet. Yani yerel yönetimlere baktığımızda Türkiye'nin her yerinde baktığınızda nasıl planlandığı belli. Demek ki planlanmamış yani. Evet. Eğer tabii hükümet olarak söylüyor yani yerel merkezi yönetimler sıkıştığında her seçim öncesi gecekondu affı çıkarırsa. Evet. Kaçak o da yapıyor, affederse İmar affı, burada evet. kimsenin yapacak bir şey kalmıyor. Belediye yapsın diyebiliriz. Evet. Ama bakınız yani bizde bir planlama anlayışı yok belediyelerde. Yok. Her belediye başkanı değiştiğinde planlama anlayışı değişirse, her belediye başkanı değiştiğinde o belediyenin konut politikası değişiyorsa tıpkı bakanlıkta olduğu gibi burada bir kargaşa var demek. Var, evet. Politika değişmemesi lazım evet. bence. Evet, Sayın Başkanım doğru söylüyorsunuz. Peki bu kentsel dönüşümde özellikle İzmir'de Egekop neresinde bu kentsel dönüşümün? Yani sizin şu anda İzmir'de hakikaten eski binaları yıkıp yapma gibi bir projeniz var mı? Yoksa yok. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi biz hazırız. Varsa bir mahalleyi dönüştürmeye diyorsunuz zaten siz. Evet. Öyle bir şey de teklifte gelmedi. Ama vatandaşın örgütlenmesi yoluyla bunun olması evet. lazım. Bir daha bunun adı dernek mi olur? Bunun adı evet. kooperatif mi olur? Bunun adı vakıf mı olur? Bilmem ama mutlaka vatandaşın ortak karar verebileceği bir organizasyon yapmak gerekiyor. Biz bir daha söylüyorum.
kentsel dönüşümü 30 yıldır yapıyoruz. Bizim yaptığımız projelerde altyapı sorunu yok. Bizim yaptığımız projelerde otopark sorunu yok. Kanal sorunu yok. Park sorunu yok. Niye? Ona göre planlandı çünkü. Sosyal donatılarda hepsi yapıldı, hazır diyorsun. Ona göre planlandı. Evet, onun için evet, kentsel evet. dönüşüm toplu olarak eğer gerçekleştirilmezse ada bazında, parsel bazında, mahalle bazında mahalle gerçekleştirilmezse bazında, evet, evet, evet. Ne yapacağız? Kanayan bir yer olmaya devam edecek. Aynen öyle. Peki özellikle İzmir'de bir proje konusunda bir kargaşa var, bir heyecan var. Aslında bana sorarsanız bir kaos var. O da nedeni İzmir'in kalbine şu anda tramvay projesi adında bir proje saplandı. Bununla ilgili vatandaşlar, yani 100 vatandaşın 95'ini sorduğunuz zaman trafikte 10 dakikalık yeri 1-2 saatte gittiklerini, ondan sonra bütün yolların zaten dar olan sokakların tramvaya ayrıldığını, yani Büyükşehir Belediyesi acaba bu projesi doğru mu? Sizin görüşünüzü almak istiyorum. Yoksa danışmanlar tarafından yanlış mı yönlendiriliyor Sayın Kocaoğlu? Vallahi kimin kim yönlendiriyorsa yönlendirenden çok karar verenler tabii ki bence daha önemli sorumluluk taşıyor. Yerel yönetimler maalesef bu tip projeleri gerçekleştirirken, yani vatandaşı doğrudan ilgilendiren, kentin geleceğini, kentin ulaşımını, kentin trafiğini, yaşam tarzını doğrudan ilgilendiren konularla ilgili hazırlıkta hazırlanan projelerini lütfedip referanduma götürseler bu sorunları yaşamazlar. Evet. Bu Avrupa'nın her yerinde böyledir. Ben yaptım, oldu mantığıyla. Bunun adı tramvay olur, başka bir şey olur. Önemli değil yani. Oldu aslında mantığıyla. Aslında referanduma gidip halka sorulması gerekiyor. Sorulması gerekiyor ama projenin evet. ortaya konulması lazım. Evet. Bu projenin detaylarının anlatılması lazım. Bunun tartışılması lazım. Sizce herkesin doğru bir proje mi tramvay projesi? Bana sorarsanız çok doğru proje değil. Artık devlet, artık Avrupa ya da yeni hızlı gelişen ülkeler yer üstünde bunu çözmeye çalışmıyor. Yer altında çözmeye çalışıyor. Yer üstünde çözüyor ama havadan çözüyor veya denizden çözüyor. Evet. Şimdi Avrupa, örneğin mesela Romanya, ben 20 yıl önce Romanya'ya gitmiştim. Romanya, Polonya. Çavuşlaski yeni evet. devrilmişti. Evet, evet. 20-25 yıl önce gitmiştim. Romanya'da 3 katlı metro vardı. 25 yıl önce. 3 katlı metro 25 yıl önce vardı. Yapılmış demek ki bu yıllar önce yani. Evet. Gidiyorsunuz Paris'e gitmişsinizdir mutlaka. Kaç katlı metro var? Evet, evet. Gidiyorsunuz Almanya'ya. Köstebek gibi yer aldı. Tabii ama trafikleri çözmüş. Evet. Şimdi biz halen daha Avrupa'nın yıllar önce vazgeçtiği yolları yok ediyorsak şayet burada sorun var. Tramvayla ilgili, tramvayın ulaşım sorunu çözeceğine inanıyorsak işte buradakini örnek karşıya kadar örnek alıyor. Kesinlikle inanıyorum ben. Kesinlikle inanıyorum. Tramvay yani. İzmir'e şu ana kadar yapılan projelerin bana göre Rıdvan Aykün İzmir Emlak Kulübü Başkanı olarak söylüyorum. İzmir halkına bence büyük bir hakaret tramvay projesi. Tamam, hiçbir şekilde sorunları çözmeyecek. Bittiğini görmek lazım. Evet. İnşallah biz yanırız. Önümüzdeki yıllarda bahsettiğiniz ya, yerin altında çözmek lazım. Kaldı ki biz kardeşim normal metroyu bile çözemedik yerin altında. Bayraklı ve Şemikler kısmında hala Berlin duvarı gibi o bile yıkıldı. Hala biliyorsunuz insanları ayırıyoruz. Araçlar ne kadar kilometrelerde dolaşılıyor bir bilseniz. 100 metre tramvay yapacağınıza, 100 kilometre tramvay yapacağınıza 20 kilometre metro yapın. Evet, bravo. Daha faydalı olur bu kente. Evet, aynen öyle Sayın Başkan. Peki, oldukça fazla proje üretiliyor. Artık mesela bir Bayraklı Yenikent Merkezi'ne baktığımız zaman da orada da 5-10 katlı binaların yerine 30-40-50 katlı binalar yer almaya başladı. Bayraklı demeyelim, İzmir'in muhtelif yerlerde, işte Basmane'de projeler olacak, Mavişehir aksında oldukça fazla. Peki, altyapı olarak, otopark olarak, trafik olarak bunu kaldırabilecek mi Sayın Başkan? Yani mevcutta yürüyor bu proje. Biraz evvel değindiniz gerçi farklı bir bakış açısıydı ama hala da devam ediyor. Yani birileri görüp hakikaten ya biz ne yapacağız, yapmayalım, durduralım, değişiklik yapalım, revize yapalım diyen olmuyor. Ne olacak? Şimdi Bayraklı'ya benim bildiğim 30'un üzerinde Gökdelen yapılacak. Bayraklı'da toplam 117 proje var. Gökdelen projesi var. Yaklaşık 10 tanesi falan yapıldı tahmin ediyorum. Geride daha 100 tane proje var. 100 tane. 100 tane büyük proje var. Gökdelen evet. projesi. Ha, sizin dediğiniz gibi gabariyi kullanmazlarsa dediğiniz gibi 30 tane falan yapıyor. Evet. Yani 30 tane bile olsa evet. Bayraklı'nın 30 tane Gökdelen'in yapıldığını düşünün bir anda yani. Ben 117 düşündüm. Bir o daha da kötü. Evet. O daha da vahim bir şey olur evet, yani. Evet, evet. Şimdi neden yapılıyor? Niye orası?
Bütün bunlar yapılırken acaba bu kentin geleceği düşünülüyor mu? Altyapısı, otoparkı, ulaşımı nasıl düşünülüyor? Nasıl yorumlanıyor? Ya da o bölge nasıl gelişecek? Evet. Şimdi benim diyelim ki Bayraklı'da bir ofisim var. Yok da bir ofisim var diyelim. Milyarca para vermişim herhangi bir ofise. Misafirim gelmiş İstanbul'dan, Avrupa'dan. Nasıl taşıyacaksın orayı? Hayır, camdan baktığımda etrafı gecekondu, pislik içinde yani, çöplük. Şu anda öyle. Şu anda öyle tabii yani şimdi. Evet, şu anda o zaman madem bunu buraya yapıyorsak, oradaki 30 veya 100 her neyse ne kadar gökdelen yapılacaksa, siz buna göre öyle bir planlama yapmışsınız yani. O zaman evet. Onun altından keşke evet. Metro geçseydi şimdiden, daha şimdiden. Değil mi? Onun evet. O binaların altından geçseydi metro keşke. O binaların altına keşke yerel yönetimler fazla sayıda, fazla miktarda otopark yapsaydı. Evet. O keşke o bölgenin denizle ulaşımı sağlansaydı. Altyapısı hazırlansaydı. Tabii belki yani. Yer altından denizde bulunsaydı. Ne, aynen öyle evet, yani. Şimdi evet. Belki o zaman derdik ki burası bunu kaldırır. Evet, doğru. Bravo. O yüzden ben şahsen Bayraklı'dan gelip geçerken üzülüyorum. Onu söyleyeyim yani. Bu evet. Kenti seven birisi olarak üzülüyorum. Bu izni kim verdi? Niye verdi? Nasıl verdi? Hangi vicdanla verdi, merak ediyorum burada. Geçmişte vermişler bunu. Büyükşehir Belediyesi de bunu aynen geçirmiş. Ama sanıyorum ben bakanlıktan geçtim tahmin ediyorum. Evet. Ya Büyükşehir bu konuya itiraz etmedi geçmişte biliyorsunuz. Öyle mi? Tabii itiraz etmedi ve Büyükşehir'den geçti tabii ki. Evet. Bakanlıktan da bir herhangi bir itiraz olmadı. Ama şeyler, odalar, mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, şehir plancı odası. Onlar mücadele etti ama olmadı yani. Evet, olmadı. Evet. Şu anda onlar şeyle mücadele ediyorlar. Basmane'de fuarın önünde öyle büyük projeyi kaldırması. Evet. Çünkü o Basmane'deki o yer aslında fuarın devamıdır. Evet. Kamu arasıdır orası. Orada benim de hakkım var, sizin de hakkınız var. Evet. O fuarla bağlantılı bir orada yeni bir gelişme, yer altında falan yeni bir orada fuarın farklı bir şey olabilir orası. Merkezde olabilirdi. Yok, birleştirilir. Akış farklı yerden verilebilirdi. Yerin altından, fuarın altından verilebilirdi. Aynen öyle gerçekten. Evet. Olması gereken de oydu zaten ama evet. Maalesef zamanında işte ihale edildi. İhale edildi ve tabii ki şu anda farklı bir 80 milyon dolar gibi bir rakam verildi, alındı ve tabii ama kaç yıldan beri de sürüncemede. Evet. O şekilde kalması da doğru değil. 20 yıldır neredeyse. Ama o şekilde evet. Kalması da doğru. Şehrin merkezinde yakışmıyor artık yani. Doğru. Bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çözüldü. Şu anda daha orada farklı bir yapı ortaya çıkar orada yani. Balık üretselerdi yine ekonomiye katkısı olurdu. Bir gerçekten İzmir'e yakışmayan bir görüntüydü evet. Yani. Peki Sayın Başkan, Egekop olarak siz geçmişte oldukça fazla projeler ürettiniz. Şehir için proje ürettiniz. Kent için proje ürettiniz. Bununla ilgili bir proje ekibiniz çalıştı. İzmir için proje üretmeye Egekop yine devam ediyor mu? Merak ettim. İzmir için biz her zaman proje üretmeye devam edeceğiz. Ediyoruz. Evet. Bakınız bizim 2014 yılında benim aday olarak açıkladığım projeler şu anda İzmir'in bence en çok üzerinde durması gereken projelerdir. Ulaşım projesi açıkladık. Evet. Ulaşım projesini açıklarken, master plan. Ulaşım projesini açıklarken evet. Yer üstünden yani havadan bir ulaşımı önerdik İzmir'de. Şu anda Japonya'nın yaptığı, Avrupa'nın yaptığı, İstanbul'un yeni başlattığı teleferik gibi. Ama üstten gidiyor, altta yaşam devam ediyor. Üstten giden teleferik evet, gibi. Evet. Daha az maliyetli, güneş enerjisiyle çalışan, Avrupa'nın kaynak verebildiği bir projeydi. Yani finansman problemi olmayan. Olmayan. Yani evet. Hem de çevre sorunu olmayan. Yapmışlar devlet modeli gibi. Efendime söyleyeyim şeyden, Gaziemir'den şeye kadar bir üst yol önermiştik. Evet, atayol demiştik adına. Evet, atayol demiştik. Adına atayol demiştik. Evet. Bir otobüs üretildi. Şimdi İstanbul'un da siparişini de tahmin ediyorum. Var Avrupa'da. Denize giriyor, denizden çıkıp karadan devam ediyor. Evet, var öyle. İzmir'in her tarafı deniz. Evet. Şimdi düşünün, Konak'tan otobüs denize giriyor, işte karşıya kadar çıkıyor ve devam ediyor evet. Karadan. Evet. İzmir'in bir sağlık serbest bölgesi olmasını önermiştik. İzmir artık kendine bir kimlik bulmalı. Güzel, ilgi çeken projeydi evet. Gerçekten bak İzmir'in Avrupa'ya açılması, İzmir'in değil Ege'nin. Avrupa ile buluşması demektir. Doğru. Sağlık serbest bölgesi çünkü artık Türkiye'ye gelen turistin bıraktığı para belli. Evet. Ama sağlıkla ilgili gelen turistin de bıraktığı para belli. Neredeyse 10 katı yani. Evet. Normal bir turistin harcadığı belki hizmet bedeli kişi başına 10 eurodur hizmet bedeli veya 10-15 eurodur. Ama sağlık konusunda gelen birisinin harcadığı paranın sınırı yoktur. Sağlık serbest bölgesi halen daha iddialıyız.
Eğer İzmir bunun üzerinde durmazsa bunu yakında başka bölgeler kurulabilir. Sağlık serbest bölgeler olmak zorunda. Sağlık serbest bölgesi. Evet, sağlık. Yani çok geniş ekonomik anlamda da diğer serbest bölgelere ihtiyaç var. Zaten sağlık serbest dedik ilaç sanayi demektir. Sağlık sanayisi demektir. Doğru. Otel demektir, turizm demektir, her şey demektir. Her şey yani. Her şey demektir. Evet. İzmir de buna çok uygun. Şimdi Allah aşkına Güzelbahçe'den Çeşme'ye kadar o sırtları sağlık serbest bölgesi ilan etsek. Evet. Bakın yatırımcı Avrupa'dan kendisi gelir. Çıkmışsanız biz sıkıştıkmış da Almanya. Nasıl sıkıştıkmışsın da Amerika'ya gidiyoruz. Aynen öyle. Tedavi olmaya. Evet. Kanserle ilgili veya bakış. O zaman da biz Türkiye'ye gelirler. Evet, termal var. Doğru. Yılın 10 ayı güneş var. Müthiş bir havası var. Hastane var. Önemli her tarafı deniz. Evet. Baktığınızda denizi her yerden görüyorsunuz. Yani İzmir kendisine yeni bir kimlik bulmalı. Bu kente turist gelmiyor. Eğer her yıl 800-900 bin turist geldiğinde biz seviniyorsak hiç kendimizi kandırmayalım. Kandırıyoruz. Evet. Şimdi Antalya'ya gidiyor diyelim ki 15 milyon turist. Marmaris'e gidiyor bilmem kaç milyon turist. İzmir'e geliyor 700-800 bin turist. Kim geliyor? Yurt dışından gelen belki de bizim o gürbaşlarımız gelip gidiyor. Ya da günübirlik gibi. Veya buradan provazörler gelenler Efes'e giderken geçiyor. Geçiyor ya da Marmaris'e gitmek için buradan geçiyor belki. Evet, evet. O yüzden İzmir bütün bu güçlerini, zenginliklerini kullanmalı. Bizim proje dediğimiz bu. Proje, kentsel dönüşüm bir projedir. Kentin ekonomik yapısı da değişecek o zaman. Değişmeli. Bu kenti evet. Eğer biz evet. iyi planlayamazsak, evet. iyi pazarlayamazsak, evet. Hakikaten 15-20 yıl sonra bizden gelen nesle çok kötü bir miras bırakırız yani. Yeni bir takım yani Avrupa'ya uyumlu projeler. Altyapıda, ulaşımda, otoparkta. Otopark sorunu çözmede bile çok Avrupa artık çok aşmış. Evet. Basit bir şöyle ufak bir 15-20 metrekarelik bir yerden yerin altına otopark yapmış. Binaların tepesinde hepsi otopark. Otopark. Veya yaşam alanı. Biz atıl kullanıyoruz çatıları. O yüzden ben İzmir projeleri değil de heyecanlanıyorum çünkü yani. Evet evet bir heyecanlanız farkındayım ben de. Şimdi biraz daha heyecanlandıralım sizi Sayın Başkan. Efendim piyasada birçok konut projesi var. Yani önüne gelen konut projesi üretiyor. Bilen de bilmeyen de diyelim. Bir iki danışmanla bir şey üretiyorlar. Ve aslında bakıyorsunuz devasa projeler, reklamlar, işte billboardlarda, televizyonlarda, gazetelerde vesaire görüyoruz. Ama bakıyoruz ortada hiçbir şey yok daha. Lansman adı altında para toplanıyor boyuna. Millet parayı böyle oluk oluk akıtıyor boyuna, veriyor. Sözde yasak. Maketten para, tamam, maketten kuruş. Tamam. Yani bunun riski yok mu? Eskiden konut zedeler vardı. Kooperatif zedeler, konut zedeler. Az mı mücadele ettik onlarla? Banker zedeler vardı değil mi? Ne kadar çok mücadele edildi o zamanlar. Şimdi ya bunun önümüzdeki günlerde hani morgüçle ilgili kredi, sosyolojik ve psikolojikten bahsettik biraz evvel. Peki bunun hiçbir riski yok. Yani risksiz bir şey mi bu? Vatandaş topluyor, bir şirket kurmuş. Arsa anlaşmış, kat karşılığı para da vermemiş. Gelsin paralar, milyonlar geliyor. Bunun riski ne? Şimdi İzmir'de tabii İzmir'in dışında, İzmir'in yeni gelişen bölgelerinde yeni arsa, yeni yaşam alanları planlanıp üretilmediği için İzmir'de bugün ciddi bir arsa sıkıntısı var. Var, ciddi var. Evet. Ve de bir kat karşılığı furyası var. Oranlar çok yüksek. Aşırı yüksek. Yani %50-60 taraftan oranlar var. 70 deyin, korkmayın. 70, bazı yerlerde, evet. Şimdi ben şahsen ya da siz de belki aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. %50 kat karşılığıyla o projenin rantabl olacağını düşünemiyorum yani. Evet. Kurtarmaz çünkü yani. Evet. %50 kat karşılığı demek şu demek. Arsa payının %50 artması demek. %50 kat karşılığında konut maliyetinin, o işin, inşaatın maliyetinin bir misli artması demek. Bir misli artması demek. Evet. Allah aşkına bunun kime ne faydası var ya? Kimseye faydası yok. Bu kat karşılığı oranlarının mutlaka bir düzenleme getirmek lazım bölge bölge. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir mantık olmaz. Ondan konutlar 600-800 bin oluyor. Tabii yani çünkü sorumsuzlar da dediğiniz gibi cebine 3 kuruş para koyan da gidiyor bir blokta anlaşıyor. Kat karşılığı yapabildiği kadar yapıyor. Peki o zaman 600 bin liraya konut, 200 bin liraya mahallelik konut eğer siz 200 bin liraya mahallelik gereken konut, en fazla 200 bin liraya mahallelik gereken konutu eğer 500 bin liraya, 600 bin liraya satıyorsanız vatandaşın bu bir anlamda gerçekten göz göre göre aldatılması demek değil midir? Evet. Niye buna peki odalar, niye buna peki yerel yönetimler müdahale etmiyor? Niye bu konuda bir sınır getirilmiyor? Şimdi soruyorsunuz. Rant var. Birisiyle konuşuyorsunuz. Ne iş yapıyorsun diyorum. Affedersiniz böyle oturuyor karşında müteahhitim diyor. Şöyle oturuyor. Peki ne iş yaptım diyorsun? Bir tane blok yapıyorum ama diyor. Tek blok.
Ya biz onu yapamıyoruz. Evet. Hala da biz o konumda olamadık. Olamayız da yani evet, biz yani. Evet. O nedenle ben mesela Harmandal'da %50 kat karşılığı. Çok fazla. Allah aşkına nasıl bu ışık katından kalkıyor? Söyler misiniz bana? İki sene önce %30-35'ti. Bak ne kadar artmış. %50 kat. %35 çok başkanım. Evet. 35 de gerçekten yüksek yani. Çok fazla. Bakıyorsunuz bizim Menemen'de, Ulukent'te %40-50 kat karşılığı. Buna girenler var. Peki sormak lazım. O zaman hem arz talep var. Hem bu işi var mı yok onu da bilmiyoruz yani. Nasıl var veyahut da yani. Evet. Kim var, nasıl var? Hem bu %40-50'yi de bunun nasıl mal edildiğini sormak lazım. Hem de bu arsa sahibi nasıl bu kadar %40-50 ile bunu düşünmeden, taşınmadan vermeye çalışıyor? Projeyi gerçekleştirip yapabilecekler mi? İşte benim korkum o. Evet, bir zamanlar nasıl kooperatifler ortaya çıkmışsa korkarım önümüzdeki yıllarda da kat karşılığı zedeler ortaya çıkarır. Zaten alan bazı da projeler olacak. Rafa kalktı, yapılmadı. Ben İzmir'de de var birkaç, bir isim vermeyeceğim ama birkaç proje başladı, lansmana çıktı. Kimden ne aldılar bilmiyorum. Bir de baktı projeler iptal edilmiş. Devirler başlıyor. İşte X inşaat başlıyor, lansmana çıkıyor. Tabii. Falanca inşaatta devam ediyor. O da fiyat artıyor tabii. Bir de taşeron koyuyorlar. Tabii. Taşeron koyuyorlar. İnanılmaz bir şeyler bir dönüyor. Bir de şimdi barterla iş yapma hastalığı var İzmir'de. Alışkanlığı var, hastalıklı bir alışkanlığı var. Belki iyi bir şey ama o da birçok firmanın batmasına sebep oluyor. Aynen öyle. Taşeron firmaların iflasına sebep oluyor. Aynen öyle yani. Evet. Çünkü o barter dediğiniz konut veya herhangi bir şey para yerine konut birkaç veriyor. El değiştiriyor. Evet. Birkaç el değiştirdi, birisi oradan zarar görüyor. Zarar eder. İlk alan mı zarar görüyor, son alan mı zarar görüyor bilmiyorum artık ama birisi zarar görüyor. Yani. Evet. Barterlarda kesinlikle öyle, doğru söylüyorsunuz. Peki bankalardan bahsettik biraz evvel. Hani konut edinirken vatandaşın konut kredisi almak için bankalara gittiğinden bahsettik Sayın Başkan ama peki bunun bankalar dışında vatandaşın konut edinme imkanı yok mu? Yani sizin mesela birlik başkanı olduğunuz Ekekop'un bünyesinde bulunan kooperatiflerde vatandaş mutlaka hemen bankaya koşması gerekiyor mu? Yani bankasız olmuyor mu bu işler? Olmuyor, hayır. Banka olmak zorunda mı? Olmak zorunda, evet. Evet. Herhalde o da şundan kaynaklanıyor. Vatandaşın düzenli ödemesini siz de garanti altına alıp inşaatı bitirmek için değil tabii. Mi? Bankaların yani burada garanti olmasını mı istiyorsunuz? Kısa sürede bitirmek için o paranın hazır olması gerekiyor. Yoksa yoksa uzun vadeli bitiyor iş. Peki hadi %1 peşinat gibi mesela işte atıyorum şeyde torbalı aksında bazı projelerde reklamlar dönüyor boyuna internet açtığımız zaman. %1 peşinat diyor. Bu ne demek onu anlamadım ben. Diğer %99'u kim ödeyecek? Ahmet mi, Mehmet mi, Hüseyin mi? Nedir bunlar? İşte akıbetir ben de bilmiyorum. Evet, o zaman bunun sorgulanması gerekir diyorum ben de. Yani. Bunu birisinin sorgulaması gerekiyor. Gel bakalım bana anlatması gerekiyor vatandaşın adına. Evet. Bunu kim yapar? Bunu tüketici mahkemesi mi yapar? Bunu tüketici kurulu mu yapar? Bunu kim yapar? Bilmiyorum ama mutlaka bunun hesabının birinden sorulması vatandaş adına gerekiyor. Nasıl? Bunun sonu ne olacak peki yani? Evet. %1 tamam peşin. Sonra? Evet. Sonra? O yok. Sonra evet. Hani bitmiş konutta tamam derse adam nasıl olur? Risk alıyor veriyor dersin de proje başlamamışsa risk. Evet. %1 peşinat atıyor 300 binse ne alıyor? 3 bin lira alıyor. 3 bin lirayla ne yapıyorsun sen? Ha, sonra ayda 3 bin, 5 bin işte 175 seviyesine gelince de kredi diyorsa bilemiyorsun. Ama %75 seviye o durumda 10 yılda falan gelir yani. Evet. Efendim peki bu konut sitelerden bahsettik de vatandaş peki alamıyor diyelim bankalar işte bankada kredibilitesi yoktur belki vatandaşın cebinde az bir bütçesi vardır nasıl bir konut almalı yani sizin tavsiyeniz gidip de 500-600 bin lira verip de bir konut alın mı yoksa gerek yok çok güzel yaşanılabilir yaşam kokan projeler var şehir dışında ondan sonra çok para vermenize gerek yok işte 500-600 bin gelip de şehir merkezinde kötü bir havaya, trafik yoğunluğuna vereceğinize gelin 1/3 fiyatına şu bölgelerden alın diyebileceğiniz projeler de var mı? Yani bizim atalarımız herkesin ayağını yorgunluğuna göre uzatması gerektiğini söylemişler. Çok doğru bir şey aslında. Şu anda bir sitede, lüks sitede oturma şeyi var. Var. İnsanlarda. Var. Çok merakı var. Çok var. Havuzda olsun sanki sabahtan akşam kadar havuzda güvenlik gidiyor. Olsun. Havuzda gidiyormuş gibi. Evet. Güvenlik olsun sanki güvenlik çok doğru da herkesin güvenliği tam sağlıyormuş gibi. Belki yok, sağlayan var da. Sağlayan var silah da. Yok, bir şey yok. Evet. Ama asıl önemli olan eğer benim hiç konutum yoksa, evim yoksa, eğer ben evimin olmadığı bir dönemde Türkiye'de işsizlik güvencesi yoksa kimsenin, yaşam gelecek güvencesi yoksa, evet. Ben 5-600 bin lira borca girip ev arasam kendime yazık ederim. Çoluğuma, çocuğuma yazık ederim. Ben. Doğru. Benim o zaman dediğiniz gibi
Bu kent çok uzak değil yani bu yerleşim alanları. İstanbul gibi değil mesela. Kaliteli bir yaşam istiyorsan. Kaliteli bir yaşam istiyorsan. Daha uygun koşullarda. Metro da var mesela. Menemen aksında diyelim hadi. Evet, Menemen aksında diyelim. Evet, veya işte Torbalı diyelim. Torbalı aksı diyelim. Neyse, havalandı orası diyelim. Artık ulaşım o kadar zor olmadığını düşünürsen ki yarım saat fark eder. Yarım saat belki geç gelirsiniz, geç gidersiniz ama bir yerde 600 bin lira. Aynı konut. 300 bin lira. Aynı konut. Evet. Aynı metrekare. Aynı standart. 250 bin lira, 300 bin lira. Evet. Gidiyor onu tercih ediyor. Evet. Herkesin bunu tekrar ayağını kendini yorganına uzatması. O bölge daha çok girişecek onu bir bilmiyor. Abi onu söyleyeceğim işte. Hasbeli kadar tuttum Sesal'dan bir yer aldım ben. Yıllar önce aldım. Hakikaten burada bir dairenin yarı fiyatınaydı. Samimi söylüyorum. Yıllar önce. Zaman size öyle bir haklı çıkardı ki belki burada konut fiyatının birkaç misli fazlası. Tabii aynen öyle yani. Evet. Çünkü artık o bölgeler daha çok gelişecek. Evet, o bölgede insanlar tabii kazanacak vatandaş. Tabii aynen öyle yani. Evet, kazanacak. Ama evet, burada konut aynen kalır. Evet. Zaten pahalı. Evet. Peki efendim önümüzde bir 16 Nisan referandum sonrasında 2019 yılı şey var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri var ve aynı zamanda da yerel yönetimle ilgili seçimler var. Sizin de bir önceki seçimlerde belediye başkan adayıydınız bir siyasi partiden. Hedefiniz daha farklıydı aslında ama önümüzdeki bu yerel seçimlerde Hüseyin Aslan yeniden siyasete göz kırpıyor mu? Yerel yönetici olarak tekrar aday olmayı düşünüyor mu? Çünkü biraz evvel ben o soruyu bilinçli olarak sordum. Hala İzmir için proje üretmeye devam ediyor musunuz diye. Ama bir sorumluluğumuz gereği yani. Evet, bir yoklama yapayım. Yani Hüseyin Bey çalışıyor mu böyle alttan diye. Ama bir heyecan duydunuz çünkü oturuşunuz bile değişti, makine değişti. Yani bir heyecan var, onu görüyoruz. Ya tabii biz heyecan herkeste vardır. Sizde de var heyecan. Yıllardır ben de tanıyorum. Sizin de ciddi bir şekilde. Yapımız gereği bu var. Kentle ilgili heyecanınız evet, var. Bu kentin var. Daha iyi olmasının bir heyecanınız var. Daha güzel olmasının bir heyecanınız var. Evet, evet. Ben hep şunu söylüyorum Rıdvan Bey. Benim bu kente borcum var. Ben bu kentte gerçekten çok şey yaşadım. Uşak'ta doğdum. Uşak'ta çok şey yaşadım. Gençlik yıllarım orada geçti, doğrudur. Evet. Ama yaklaşık 40 bir ara röportajınızı okudum ben gazetede bir evet, 45 yıldır da bu kentte evet, yaşıyorum. Evet. Dolayısıyla benim bu kente karşı bir sorumluluğum olduğunu düşündüğüm için. Evet. İnsanları sevdiğim için evet, ben sadece ve sadece hizmet için geçtiğimiz dönemde aday adaylığımı açıkladım ve bunu da karşılığını Türk halkının, İzmir halkından gördüm. Evet. Her kesimden gördüm. Her siyasi görüşten insandan gördüm. Her yaştaki insandan gerçekten gördüm ama yani. Çok da duygulandım doğrusu yani. Demek ki bizim yaptıklarımız doğruymuş. Evet, tabii siyasi partilerin demek şeyi de var. Demek ki bizim söylemlerimiz yani doğruymuş. Evet. Şu anda herkes bir arayış içinde. Onun için ben tabii 2019 seçimleriyle ilgili şu anda bugünden herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Tabii ki. Yani ben içinizde öyle bir heyecan kesinlikle var. Kesinlikle öyle bir şey de düşünmüyorum. Evet. Öyle bir şey de şu anda aklımızdan da geçmiyor işin açığı. Ama tabii şartlar ne getirir, ne tabii, götürür. Tabii, tabii, öyle bence de. Görevden de kaçma gibi bir lüksümüz de yok. Tabii. Ne sizin ne de başkasının. Tabii, kimsenin. Biz sadece eğer fırsat verilirse, fırsat olursa bilgimizi, birikimimizi, deneyimlerimizi, bu kent olan sevgimizi, heyecanımızı bu kentle birlikte paylaşmak isteriz. Evet. Başka bir derdimiz yok. Yani ben mesela milletvekili olmak istemedim hiç. Düşünmedim evet, milletvekili. Evet, düşünmediniz. Doğru. Düşünmedim doğru yani. Daha önce de ifade ettiniz. Evet, düşünmedim. Evet. Çünkü ben seviyorum bu kenti. Ben bu kente hizmet etmek istiyorum. Evet. Şu anda da hizmet ediyorum kendime göre. Kendi çapımda. Yani işte bir sürü kentler kurduk. Şimdi İzmir'in şuradan çıkalım, ne tarafına bakarsanız bakın bizim projeleri görürsünüz. Ege Kent 1'i, 2'i, 3'ü, 3'ü, 4'ü yani. Tabii yani işte şimdi Çil'de başlıyoruz. Menemen'deki projemiz bitiyor. Menemen'de vardı projemiz bitiyor. İşte yarın Menemen Belediye Başkanımız Sayın Tahir Şahin'le proje alanında buluşacağız. Akşama Güzelbahçe'de 4 mevsim konakları projesinin evet, şeyi var. Oturma raporlarını Sayın Belediye Başkanımızla birlikte bir teslimle ilgili buluşmamız var. 17 Ağustos'ta Çiğli'deki 13. projemizin temel atma töreni var. Çok güzel. 13. Onur projemizin zemin katın bile deniz gördüğü. Çok güzel. Bak zemin katın bile denizi gördüğü. Kaç konut yapıyorsunuz orada? Çok fazla değil oradaki konut sayısı. Yaklaşık 150 konuttan
ibaret bir şey. Ama zemin katları deniz görüyor. Bir kez daha şunu gördük ki o projeyle birlikte çok da mutlu oldum gerçekten. Gurur da duydum. İzmir'de belki kimsenin yaşayamayacağı bir duygudur. Henüz daha projenin temelini atmadığımız halde bir yıldan beri çalışması sürdürdüm ama temelini atmadığımız halde bir tweet yapmadığımız halde %70 satıldı. Var mı orada hala tamamen satıldı? Bir deniz gören, deniz gören var mı yerler hala? Çok az kaldı. Az kaldı. Evet. Bakın %70 satıldı diyorum. Evet. Şimdi bu da bize sorumluluk yükledi. Vatandaş dedi ki ben sana güveniyorum. Evet. Sana da paramı yatırıyorum. Hiçbir şey yok ya paramı yatırıyorum. Yerine de görmeden paramı yatırıyorum demek istedi yani. O zaman da biz de bu sorumluluğun geriye orada inşallah güzel bir projeyi i̇nşallah. Hayata geçireceğiz. 17 Ağustos'ta temel atıyoruz. Sanıyorum Eylül ayı sonuna kadar da Turgutlu'da, İzmir evet. dışında ki ilk projemizi hayata geçireceğiz. Turgutlu projemizi. Evet. Böylece EGECOP bütün zor koşullara rağmen... Turgutlu projeniz de güzel. Baktım inceledim o da güzel. Evet. Turgutlu'da gerçekten orada 10 memur. Kaç konut olacak? 150 konut orası 150 ilk konut. Etapta. Tabii İzmir'de ciddi bir arsa sıkıntısı var. İzmir'de dediğiniz gibi herkes... Biz de gittik Salih'te proje bitirdik. Salih'te proje üretiyoruz. Kendi şirketimiz çok olarak. Güzel. Demek İzmir dışına çıkmaya devam. Devam. Evet. İzmir'de arsa yok. Ciddi bir arsa sıkıntısı var. Evet, arsa sıkıntısı var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi İzmir'de herkes artık müteahhitlik yapıyor. Evet. Dolayısıyla biz de kendimize uygun yerler buldukça benim tek şu andaki idealim eğer olursa bu torbalım olur, başka bir yerim olur. Orta gelir grubuna yeni bir proje yapmaktır. Evet. Çünkü o kesim şu anda boş. Evet. Hani 180 bin liraya, 200 bin liraya, 250 bin liraya. Eğer hakikaten bu insanları yeniden bir imkan sunabilirsek mutlu oluruz. Evet. Böyle bir çalışma yapıyoruz şu anda. O kesime hitap eden bir projesin. Arayış ve çalışma içindeyiz. Hakikaten o kesim imal edildi. İnşallah onu da başarırız. Bence de gelir seviyesi düşük olan vatandaşları da konut sahibi yapmak için güzel bir proje. Bu kente borcumu borçluyum dediniz. Aslında siz borcunuzu bu şekilde de ödemeye başlıyorsunuz. Biz zaten ödedik de. Evet evet. Ödemeye devam ediyoruz tabii yani. Peki keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence de keyifli. Size başarılar. Her zaman keyifli sohbet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Kanal İzmir Televizyonu'nda gündem özel programının sonuna geldik. İzmirhabermerkezi.com'da ortak yayındaydı. Konuğumuz EGECOP Genel Başkanı Sayın Hüseyin Aslan'dı. Keyifli bir sohbetti. Bir sonraki Yapı Dünyası, gündem özel ve politik gündem diyelim çünkü devamlı bitmiyor, siyaseti tartışıyoruz çünkü. Görüşmek üzere, hoşçakalın.